Günaydınlar efendim, iyi sabahlar, mutlu günler diliyoruz. Sun TV stüdyolarından ve sosyal medyanın tüm alanlarından sizlerle buluşmamız gerçekleşiyor bugün de. Leyla Pak'la Gündem programına hoş geldiniz. Konularımız yine ulusal ve uluslararası gündem başlıkları olacak efendim. Ama önce yurda eğileceğiz. Yurda eğileceğiz derken birazdan telefon konuğumuz olacak. Disk Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy. Asgari ücretle ilgili bir açıklaması oldu. Disk'in bir basın açıklaması oldu. Bunu yayınımız için de dillendirecek. Sonrasında ise yine ekonomiye eğileceğiz. Doçent Doktor Mersin Üniversitesi doçentlerinden Doktor Erkan Aktaş yine konuğumuz olacak. Her zaman bizimle olur, sağ olsun her iki konuğumuz da. Gıda enflasyonunu konuşacağız, işsizliği konuşacağız. Bir önceki yayınımızda işsizlik oranlarının düştüğü açıklanmıştı. Ancak bunda bir uyumsuzluk olduğu, gerçekte bir uyumsuzluk olduğunu dillendirmişti sayın konuğumuz. Çünkü insanlar artık iş aramaktan vazgeçti, umudunu kesti demişti. Ekonomi olacak. Bugünkü konumuz ekonomi olacak. Sayın Kemal Göksoy ile bağlantımız hazır mı arkadaşlar? Ya da sizden haber bekleyeyim ben. Peki. Bu arada 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderildi sevgili izleyiciler. Bakanlığın sokağa çıkma yasağında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdiği dün son dakika olarak ajanslara bildirildi. Buna göre sokağa çıkma yasağı denetimlerinde muafiyet sebebi zaman ve güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak. Yani bu ne demek olacak? Muafiyetlerin kötüye kullanımının önlenmesi konusu gündeme taşınmış oldu bu genelgeyle. Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması, yani özel izne tabi olanların, çalışma iznine tabi olanların ya da hastalık durumlarının art niyetli olarak kullanılması konusuna bir set çekilmek istenildi. Daha çok valiliklerin inisiyatifinde olduğunu düşünüyoruz. Muafiyetin art niyetli kullanılması üzerine de bakanlık böyle bir yeni karar aldı. İdari yaptırım uygulanacak. Bu neyi çözer, neyi çözmez bilemiyoruz tabii ki ama böyle bu konuda da artık yorulduk. Yapboza döndük, yorulduk. Bu konuda da çok yorulduk. Bugün böyle yaptık, yarın böyle yaptık. Doğruyu baştan görecek, affedersiniz. Doğruyu baştan görecek ileri görüşlü kural koyucular, yasak koyucular lazım. Bu konuda tabii ki genel hayatta değil. Şimdi Disk Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy telefon hattımızda. Merhabalar Sayın Başkanım, nasılsınız? Merhabalar, selamlıyorum sizleri, emekçileri ve televizyon izleyicilerini. Teşekkür ederiz efendim. Bizden de saygılar, sevgiler geliyor. Asgari ücret konusu Disk'in gündeminde. Türkiye genelinde Disk'in bir eylemi var. Bir basın açıklaması silsilesi var. Siz de bu konuyu dile getirdiniz efendim. İzleyicilerimiz için, takipçilerimiz için tekrarlayabilir miyiz lütfen? Konunun özü nedir? Disk ne istiyor? Asgari ücret konusundaki ısrarı nedir? Hangi doğruya çekmek istiyor bizi yönetenleri? Şimdi tabii ki asgari ücret 10 milyona yakın insanı, aileyi ilgilendiren bir mesele. Bununla ilgili tabii Disk'in uzun uzadıya görüşleri var ama programımıza telefonla katılıyoruz zaman olmadığı için. Konuşabilirsiniz efendim. Evet. Sizin zaman kısıtlamanız varsa saygı duyarım. Yok, benim zaman kısıtlamam yok. O zaman uzun uzun konuşayım. Buyurun. Şimdi tabii ki 10 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücrete biliyorsun ücretli var ve bunların bu Covid salgınında ücretlerinde önemli kayıplar yaşanıyor, evet, diyorsunuz. Evet. Ve asgari ücret altında gelir elde edenlerin sayısı her geçen gün Covid dönemiyle beraber artıyor. Oysa salgın nedeniyle sağlık, eğitim, gıda ve konutta ek yükler meydana geldi. Salgının yarattığı bu kayıplara ve ekonomik krize karşı milyonlarca yurttaşı korumanın en etkili yolu asgari ücretin insanca yaşanacak bir düzeye çekilmesidir. Evet. Tabii bununla ilgili taleplerimiz biliyorsunuz 2021 asgari ücrete dair taleplerimiz var. Bunlar işte bugün de bir görüşme yapılacak. Ayın sonuna kadar bu görüşmeler netleşecek. Ancak biz Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu olarak Türkiye'nin dört bir tarafında dün ve bugün iş yerlerinde bütün işçilerimizle, bütün kamuoyuna seslendik. Bildirilerimizi okuduk, açıklamalar yaptık ve bu etkinliklerimiz ayın sonuna kadar da asgari ücret netleşene kadar da devam edecek. Hem merkezi düzeyde hem örgütlü olduğumuz bütün il ve ilçelerde. Evet, bunun için taleplerimiz şu bizim. Bir, salgın döneminde asgari ücret, brüt asgari ücret
vergisiz ve kesintisiz net olarak ödenmelidir. 2. Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır. Nakit desteği sağlanmalıdır derken? Yani asgari ücreti belirliyorlar ya, asgari ücrete nakit desteği sağlanırsa artışıyla ilgili hem bu net para alınır hem de işverenleri de bu konuda çok zor duruma sokmaz. Anladım efendim. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Tüm ücretlerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Evet. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. 2020 asgari ücret COVID-19 salgınının getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Evet. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Evet. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır. Yani burada hani bunu söylerken biliyorsunuz asgari ücret en az ücrettir. Ama bizim ülkemizde halen 1500 lira hatta 1000 lira civarında ayrı kalan emekliler bile var. Yani bu asgari ücretin bütün kamuya, emekliye, emekçiye, işçiye, herkese yansıması gerekir. Evet efendim. 2021 asgari ücret net 3800 TL olarak saptanmalıdır dedik. Ve bu 3800 TL saptanmasını da şundan dolayı söylüyoruz. Dişka Devrimci İşçi Sendikalarına bağlı araştırma merkezimiz piyasaya araştırması yapmıştır. Ve milli gelirden paya düşen, milli hasıladan paya, işçilerin payına düşen parayı da hesaplayarak, enflasyonu da hesaplayarak, zamları, artışları da hesaplayarak ortak bir ücret çıkarmıştır. Ve bu ortak ücret 3800 net olarak ortaya çıkmıştır. Bunun için insanların, işçilerin, emekçilerin insanca yaşayabilir bir ücret alabilmesi en az 3800 TL olmalıdır. Evet. Yani taleplerimiz bu ölçülerdedir, bu çerçevededir. Bununla ilgili de sesimizi duyurmaya gerek televizyonunuz aracılığıyla. 3800 TL mi DİSK'in talebi, asgari ücret talebi net olarak? Evet, net 3800 TL. Evet. Peki olabilirliği nedir bunun sizce Sayın Başkanım? Valla olabilirliği nedir bilmiyoruz ama biz asgari ücret tespit komisyonunu biliyorsunuz bir yükü var. Ve bu yükün yanı sıra bir vebali var. İnsanların insanca yaşayabilecek ücretinin 3800 TL'den aşağı olmamasını söylerken aslında bunun birçok gerekçesi de var. Yani bugün yoksulluk sınırının 8300 liraya dayandığı bir yerde bu TÜİK'in devletin kendi araştırmasıdır. Burada her ailede iki kişinin çalıştığını bile düşünürsek bunun yarısı 4150 lira yapıyor. Evet. Bunun için insanların hani geçimini, yaşamını sürdürebilmesi için gerçekten zaruri temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için DİSK'in yapmış olduğu öneri yerinde bir öneridir. Hani buradaki beklentimiz 3800 liradır. Biz bunun altında verilecek bir rakamın, bunun altında belirlenecek bir rakamın gerçekçi bir rakam olduğunu düşünmüyoruz. Düşünemeyiz. Çünkü daha asgari ücret belirlenmeden yıl başında yapılacak zam yağmurlarından bahsediyor. Evet. Yani vergiye gelecek zamlardan, gıdaya gelecek zamlardan, akaryakıta gelecek zamlardan bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani her dönem olduğu gibi bu dönemde daha asgari ücretliye yapılan zam asgari ücretin eline geçmeden eriyip gidiyor. Evet. Dolayısıyla biz bu erimenin önüne geçilmesini istiyoruz. Evet. Biz işçinin belirlenecek asgari ücret miktarının enflasyona ezilmesini, parasının hiç edilmesini, enflasyon zamlar karşısında zor durumda kalmasını asla kabul etmiyoruz. Evet efendim. DİSK'in talebi bu. Asgari ücret enflasyona kurban edilmemeli diyorsunuz. Yılbaşından sonra, belki de yılbaşından önce yağacak zamlara kurban edilmemeli diyorsunuz. Makul miktarlarda kişilerin yine kıt kanaat geçineceği bir miktar ama 3800. Tabii ki tüm giderler düşünüldüğünde, hayat pahalılığı düşünüldüğünde yine de öncekinden iyi durumdadır. Ve DİSK'in yine insani noktada da bir talebi var. Şöyle ki, her konuda talepte de eşitlikten yanasınız. İşverenin de hakları korunarak işçiye bu hakları, daha doğrusu çalışana bu hakları verilmeli.
Peki asgari ücret, stüdyomuza konuk olduğunuzda da konuştuk Sayın Başkanım. Asgari ücret neden pazarlığa dönüştürülüyor Türkiye'de? Diğer Avrupa ülkelerinin tam aksine. Şimdi tabii ki bu ekonomik bir mesele olduğu gibi bir de Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de işçiden emekçiden yana sermaye yana olmaktan ziyade sermayeyi koruyan, sermayeyi besleyen bir anlayış olduğu için bu biraz da sermayenin talebi üzerine gelişen bir pazarlıktır. Dolayısıyla hani işçi sermaye çelişkisi burada da asgari ücrette de çok net ortaya ve açığa çıkıyor. Bizim hani bu pazarlık neden dediğinizin sorunun cevabı aslında budur. Yani burada doğru cevap, en doğru cevap da efendim. Evet. Teşekkür ederim. Evet, evet. Evet. Buyurun lütfen, devam edebilirsiniz. Evet, onun için biz burada emeğimizi biliyoruz. Emeğimizin hakkını biliyoruz. Alın terimizi, bileğimizi, gücünü biliyoruz. Ülkenin de dünyanın da işçilerin, emekçilerin, çalışanların, ezilenlerin, yoksulların üzerinden kalkındığını biliyoruz. Bundan dolayı da anamızın sütü kadar ak ve helal olan hakkımızı istiyoruz. Diyoruz ki insanca yaşanabilir, en az temel zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayabilir bir ücret belirlensin. Yani bundan daha insani, bundan daha ahlaki bir talep olamaz ve biz bu talebimizde ısrarcıyız. Evet efendim. Evet. Peki yakın zamanda yeni asgari ücret miktarı açıklanacak. Diyelim ki 3800'ün çok altında oldu ki 300-350 TL gibi bir artış bekliyor nedense tüm çalışanlar. Belki de bu miktara, bu seviyeye alıştırdılar halkı o sebeple. Ve tespitiniz de çok doğru bir noktadaydı Sayın Başkanım. Büyük kartellerle devlet arasındaki pazarlığın aslında halka yansıması asgari ücret miktarı bizde. Rant sahipleriyle devlet arasındaki pazarlığın bir sonucu olarak asgari ücret açıklamaları yapılıyor. Şimdi TÜİK verileriyle sokak enflasyonu birbirini tutuyor mu? Elbette ki tutmuyor. Bu kadar doğru şeylerden bahsettiniz ki asgari ücretli birisi maaşını aldığında evine gidene kadar zaten o maaşı eritmiş oluyor. Evet. Bir takım ödemelerini yaparak, çarşı pazar alışverişini yaparak. Bu aslında geçinme sınırı değil. 7-800 de geçinme sınırı. Ama asgari ücret konusu ne yazık ki Avrupa ülkeleri içerisinde en düşük olarak Türkiye'de yaşanıyor. Türk işçisine, Türk çalışanına yansıyor. O sebeple inşallah yine pazarlık konusu yapılmaz. Hükümet de bu olumsuz ekonomik gidişatın içerisinde böyle bir kılıf bulup da hemen bu elbiseyi hemen düşük artışa giydirmez. Her zaman bir zıbın biçmekle meşgul olurdu siyasiler. Bu sefer zıbın kendiliğinden biçildi. Pandemi dönemindeyiz. Umarız böyle bir fırsatçılık yapılmaz. Felaketten ticaret çıkarılmaz. Çünkü ülke refahı söz konusu değil artık burada. Kişilerin karın tokluğu söz konusu. Ülke refahından vazgeçtik Sayın Başkanım. Söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Ya tabii biz daha önce de bunları konuşmuştuk biliyorsunuz. Kriz var, krizin bedeli var. Ve bu krizi yaratanları biz konuşmuştuk. Demiştik ki bu krizi Türkiye nüfusunun %1'lik bir kesimi yaratmıştır. Bunun bedelini %99 çalışan işçiye, emekçiye, çiftçiye, esnafa, kadına, gence, öğrenciye yükleyemezsiniz. Bunun sebebi kimse, bedelini de onlar ödemelidir demiştik. Ama maalesef yine tekrar ediyoruz. Bizim ülkemizde işçiden, emekçiden, çiftçiden, ezilenden çok sermayeden yine tavırlar sergilendiği için bu durum böyle devam edip gidiyor. Ve bunun da talepleri bitmiyor. Bu durum devam ettikçe işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, yoksulların talebi de devam edecektir. Biz bu talep konusunda ısrarcıyız. Taleplerimizi dile getireceğiz. İnsanca yaşanır ücreti alana kadar. Ücret ne belirlenirse belirlensin. Zaruri ihtiyaçlarımızı, temel ihtiyaçlarımızı karşılayan ücret belirlenene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar getirdiğiniz gibi olur. İyi günler efendim. Saygılar sunuyorum. Disk Mersin Şube Başkanı Sayın Kemal Göksoy'a teşekkür ediyoruz programımıza katılımından dolayı. Geçtiğimiz haftalarda da yine konuk olmuşlardı. Türk İş Başkanı'yla da konuşmuştuk sevgili izleyiciler. Türk İş Mersin temsilcisi İrfan Gültekin ve Yol İş Sendikası Mersin Şube Başkanı'ydı. Asgari ücret konusunda genel beklentiler böyle, evet.
Ancak devletle büyük kartel arasındaki pazarlığın bir yansıması dedik ya, burada da ısrarcıyız. Fakat orta ölçekli işletmeler yine de devlet koruması altında olmalı. Dün de söyledik programda, dedik ki eğer benim işverenim devlet tarafından bir takım korumalar altında değilse, işvereni devlet düşünmüyorsa, asgari ücreti çalışanla onu çalıştıran arasındaki pazarlığa dönüştürüyor ise, vergi muafiyeti, yeni yapılandırmalar, şunlar bunlar eğer oluşturulmuyor ise, yeniden yapılandırılmıyor ise, benim asgari ücretim 6.000 olsa ne olur? 2 gün sonra o işletme ayakta kalmayacaktır. Bu bir devinim, bu bir sarmal. Çok mantıklı adımlar atmanın zamanı artık. Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde bu tür konulara artık Türkiye'de tutarlı ve de sistemi hiç sarsılmayacak çözümler bulmak lazım. Bakanın ismi dahi değişse, bunu yapanın, yasayı koyanın, uygulayanın, yürütenin ismi dahi değişse, sistem sapasağlam yerinde kalmalı. Çalışan kadar işveren de korunmalı. İşverenin korunması, çalışanın ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması demek. Dedik ya, bu bir sarmal, bu bir yansıma aslında. Siz ne kadar rahat bir evde oturur iseniz, gelen konuklarınızı da o kadar rahat ettirirsiniz söylemiyle de bu sohbeti neticelendirmiş olalım. Elektrik faturaları ile ilgili flash bir açıklama geldi dün sevgili izleyiciler, EPDK'dan. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın bir açıklamasıydı bu. Elektrik dağıtım şirketlerinin bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza, temsil ve ağırlama, ilan ve dernek aidat giderlerini artık tarifeden almayacağını açıkladı EPDK. Şöyle bir bakalım, bununla ilgili bir haberimiz de vardı. Hemen onu sizlerle işleyelim. Bakın, elektrik faturalarında yanlıştan dönüldü. Elektrik şirketlerinin ağırlama giderlerinin faturalara yansıtılacak olması tepki çekmişti, anımsayacaksınız. EPDK bu konuda geri adım attı deniliyor. Tebliğ iptal edildi. Korkusuz gazetesinin bir haberi bu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 17-19 Kasım'da 2 ayrı tebliğ yayınladı. Buna göre elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama, konaklama, seyahat, ilan ve reklam, noter masraflarının elektrik tarifelerine eklenmesine izin verdi şeklindeydi bu haber. Sonrasında bir takım gazetelerin haberleri neticesinde ve kamuoyu tepkisi neticesinde büyük bir geri adım atış oldu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tebliğin iptal edildiğini açıkladı ve tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız söz konusu olamaz açıklamasıyla da bu konudaki görüşlerini neticelendirdi sevgili izleyiciler. Şimdi aslında henüz gazetelerimize başlamadık ama yine de Korkusuz Gazetesi'yle başlamış olalım mı Ezel'cim? Başlamış olalım, sorun değil. Biz daha çok sohbetlerimize malzeme yapıyoruz gazetelerimizi. Elimizdeki sizin için yaptığımız, evet sizin için yaptığımız hazırlıklarla paralel haberler seçiyoruz. Çünkü sadece gazete haberi yapmak, çok hazıra konmak ve çok emek sarf etmemek oluyor. Zaten gündemi yaşadığınızda ve gündeme göre hazırlandığınızda gazetelerle de paralel yürümüş oluyorsunuz. Şimdi İyi Parti'nin bir takım ekonomik önlem açıklamaları son zamanlarda çok dikkat çekiyor ve de iktidar partisini oldukça zorluyor sevgili seyirciler. Ankara'da görev yapan arkadaşlarımla da konuştuğumda evet kulislerde sadece İyi Parti muhalefeti konuşuluyor deniliyor. Yani CHP'nin söylemleri çok sık ve de çok çığırtkan olduğu için denildi. Aynen haber diliyle anlatıyorum, çok özür dilerim. Yani kimseyi itham etmek değil niyetim. Kulislerdeki yansımalarını anlatıyorum. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da parti sözcüleri bir şekilde ara ara ve çok vurucu açıklamalar yaptıkları için ve sonuca gidilmesi gereken bir takım noktalara temas ettikleri için, dikkat çektikleri için çok daha tartışılabilir başlıkları gündeme taşıyabiliyor İyi Parti bir muhalefet partisi olarak. İyi Parti'den 2 milyon esnaf için örneğin bir destek önerisi yine Korkusuz Gazetesi'nin ilk sayfasına, manşet altına yerleşmiş durumda. Bunlar yapılsın, esnaf batmasın denilmiş. Erhan Usta pandemi ve zincir marketler arasında sıkışıp ezilen esnafa can suyu olacak. Recep
reçeteyi açıklamış efendim. Biraz inceleme fırsatım oldu açıkçası sabah gelirken ve sabah erken kalktığımda haberleri dinlerken. Pandemide sıfırı tüketen esnaf bir yandan AVM zincir mağaza ve büyük marketler yüzünden haksız rekabetle baş etmeye çalışıyor. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta iktidara seslenerek esnaf ve sanatkarlara destek istiyor. Kiralarını, giderlerini, kredi borçlarını, vergilerini ödeyemeyen esnaf için destek önerisi hazırlamışlar efendim. İşte 6 maddelik öneri paketi. Aylık 2000 TL olmak üzere 6 ay karşılıksız yardım yapılsın. Küçük esnaf için konuşuluyor. Kira stopaj oranı yılbaşından itibaren 6 ay süreyle sıfırlansın. 2020'den sonra alınan kredilerin geri ödemeleri 1 yıl uzatılsın. Vergi borçlarından kaynaklanacak ödemeler 6 ay ertelensin. 1 yıl geri ödemesiz 36 ay taksitle kişi başı 10.000 TL kredi verilsin. 6 ay süreyle kira alınmasın. Yılın kalanında kiralar arttırılmasın. Haberin devamı iç sayfalarda, sayfa 4'te. Sanaldan da izlemek ve de incelemek isteyen izleyicilerimiz ve de takipçilerimiz bu konunun ayrıntılarına inebilirler. Evet, aslında olması gereken bu. O zaman eleştiri de azalır. İktidarın işi de kolaylaşır. Bir anlamda yaraya geçici bir pansuman bu aslında. Aslında ortam ve hayat bunu istiyor şimdi. Ekonomik hayat bunu istiyor. AVM'lerin gerçekten şehirler için ne kadar ezici bir baskı oluşturduğu, şehir esnafları için, çarşı esnafı için, orta ölçekli ve küçük esnaf için ne kadar büyük ve ezici bir baskı oluşturduğu inkar edilemez. Ve onlar Türkler eliyle işletilen, yani ülkemiz tarafından işletilen işletmeler de değil ayrıca. Herhangi bir markaya bakıyorsunuz AVM'de var oluyor. İki gün sonra o kapatıyor, iş yapamıyor, branda çekiliyor. Bir başka mağazanın hazırlıklarının orada konuşlanmak üzere yapıldığını anlıyorsunuz. Vazgeçen vazgeçmiş oluyor. Bu bir külfet değil mi diyorsunuz burayı işletenler için? Peki kazanamadı, kirasını nasıl ödedi? Öyle bir şey yok ki. Giden marka zaten orayla yaptığı anlaşma gereği, AVM yönetimiyle yaptığı anlaşma gereği sonuna kadar ödemek zorunda. İster AVM'de marka olarak yer alsın, ister vazgeçsin. Hayır, ben burada bulunmak istemiyorum desin. O zaman ne oluyor? Neler oluyor efendim? Bu kadar acımasız bir işletme tekniğiyle Türk esnafı baş edebiliyor mu? Edemiyor. Mağazalar şöyle bir gözden geçirildiğinde çoğu Türk mağazaları gibi görünüyor. Birkaç mağaza dışında hep yabancı ortaklı mağazalar AVM'lerde konuşlanmış durumda. Dikkat ediniz lütfen. Çarşı esnafı, pazar esnafı ne durumda oluyor? Oluyor. AVM'ler insan hareketini, ticari hareketi bir noktada kilitleyerek tekele döndürdüğünde kentin bazı caddeleri can suyu kaybı yaşıyor. Belki yıllarını vermiş, 40-50 yılını vermiş bu şehrin ticari hayatına ya da hareketine, 40-50 yılını vermiş esnaflar bir bir iş yerlerini kapatıp yok oluyorlar. Ulu Cami civarını düşünecek olursanız, şöyle bir baktığınızda, gözden geçirdiğinizde Yaşat İşhan'ı ölü gibi mesela, nefes almayan bir insan gibi artık. Aralarda birkaç restoranımsı, kafemsi, ufak tefek büfemsi, ya tatlı işte, ya tantuni, ya da aperatif şeyler satan, ya da atom dediğimiz meyve suları satan, simit, poğaça satan yerler dışında çok ayakta kalmış esnaf yok. Çarşı esnafının ve şehrin ekonomik hareket paylaşımının önündeki en büyük engeldir AVM'ler. Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız da, MESİAD Başkanımız da, programımıza ortak olan bazı ekonomist olan önemli kişiler de hep aynı şeyleri söylediler. Tamam, AVM'lere karşı değiliz. Ama hangi noktada karşı değiliz? Gelişmiş Avrupa ülkelerindeki gibi, bakın Avrupa ülkelerindeki gibi demiyorlar. Gelişmiş Avrupa ülkelerindeki gibi şehrin birkaç kilometre dışına konuşlandırılmalı. Şehirdeki insan hareketi ve ticari hareket böylece esnaflar arasında adil bir bölüşüme tabi olacaktır deniliyor. Cumartesi günleri randevu alan çokmuş efendim özel hastanelerden. Ancak randevuya gelenler yokmuş. Bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Telefonla randevu alıyorsunuz. SMS ile randevu saatiniz, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde özellikle
SMS'e, telefonunuza, cep telefonunuza düşüyor. Serbest dolaşım hakkına sahip oluyorsunuz sokağa çıkma yasağı esnasında bu SMS sayesinde ve sonrasında ancak bu randevunuza gitmiyorsunuz. Hem bugünlerde hastanelerin ve doktorların ne yazık ki hepimize, tüm halkımıza çok lazım olduğu günlerde gereksiz bir randevu kalabalığı ve işgaliyeti yaşatıyoruz böylece. Sonrasında vicdan azabı da duymuyoruz. Belki bizden daha önemli, daha acil olan birisinin, durumu daha acil olan birisinin inandırıcılığını da geriye çevirmiş oluyoruz sevgili izleyicilerimiz. Aşının ardından koronavirüsün ilacı da bulunmuş. Alman ilaç firması COVID-19'u tamamen engelleyen ilaç için başvuru yapmış. Onay çıkarsa 2020'de ilaç piyasada olacakmış efendim. İzmir'de sel felaketi, yurdun büyük bir bölümü kar ve yağmur yağışına, dolu yağışına teslim oldu. Bu sebeple birçok trafik kazası meydana geldi. Can kayıpları da yaşadı, yaralanmalar da yaşandı. Zararlar da yaşandı tabii ki. İzmir'de bu konuda nasibini alan illerden biriydi. Özellikle yakın tarihte yaşamış olduğu depremden dolayı zaten koşullarını tam sağlayamamış durumda bazı bölgeleri İzmir şehrinin. Şiddetli sağanak yağış sele döndü ve hayatı felç etti. Bazı ev ve iş yerlerini de su basmış doğal olarak. Menderes ilçesinde hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisinde kayıp olarak aranan Soner Uyar ve Mehmet Arslan'ın cesetleri bulunmuş ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve Milli Gazete'deyiz sevgili izleyiciler. Bu arada hatırlatalım, bize yeni katılan dostlarımız için Facebook üzerinden ve sosyal medyanın diğer alanlarından da canlı yayınımızı sizlerle paylaşıyoruz efendim. Sun TV stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Sesimiz ve görüntümüz ulaşıyor. Leyla Pak'la gündem programındasınız. Hafta içi her gün 11 ile 1 arası hayat haberdir, haber hayattır demek için karşınızda oluyoruz. Bazen aktualiteye kayıyoruz, bazen habere kayıyoruz, bazen uluslararası ilişkilere kayıyoruz, bazen iç siyasete kayıyoruz. Hayatta ne varsa ve hayatımıza hangi haber manşet olmuşsa biz oradayız efendim. Bu arada Türkiye'nin en cesur programındasınız. Bunu da biliyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Cesaret nedir diye konuştum geçen gün. Bir öğrencim de telefonda. Hocam nasıl cesur olunur, nasıl yani yayıncılık dilinde yetiştirdiğimiz öğrencilerden birisiydi naçizane. Milli Gazete'de olacağız ama yine de gazete ismini çok tutmayalım Ezel'cim ekranda. Diğer gazetelerimize haksızlık olmasın değil mi? Yayıncılıkta cesaret nedir? Yayıncılıkta cesaret fütursuzlukla karıştırıldığı zaman çok kötü bir durum ortaya çıkar. Hem çalıştığınız işletmeyi zor durumda bırakırsınız, hem de sizi dinleyen insanları yanlış yönlendirmiş olursunuz. Eğer mikrofon alan ya da kamera karşısına geçen herhangi bir kişinin haber konusunda gerçek bir background'u yoksa, bir aksiliği nasıl bertaraf edeceğini bilemiyorsa, rejiyle nasıl temaslaşacağını bilemiyorsa, izleyiciyle nasıl göz teması kuracağını bilmiyorsa, sahte bir cesaret ve altı boş bir cesaret hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bu mesleğe yeni başlayan tüm öğrencilerimize, tüm gençlerimize ve bu konuda donanmak isteyen, haddimiz olmadan tabii ki onları donatmak ne haddimiz? Haddimiz olmadan yine de haberleri sizlerle paylaşarak donanmak isteyen izleyicilerimize, dinleyicilerimize yardımcı olmak gibi de bir görevimiz var. Her zaman doğruyu konuşmak zorundasınız. Gazete haber diliyle konuşurken bazen gazetelerin haber dilindeki yanlışlarını da kullanıyoruz. Türkiye'nin en ünlü kanallarından birinde dün akşam felç oldu dediğinde spiker, aman Allah'ım dedim, evimdeki tavayı tezgaha bıraktığımda kızım dedi ki anne yine bir şey yakın. Evet, felç oldu diye bir şey söyleyebilir mi? Türkiye'nin en ünlü kanallarından birisinin ana haber spikeri. Felç oldudur o. Hayatımda bu kadar kulağımı tırmalayan bir şey duymamıştım. İşte bir fotoğrafa baktığınızda, ilgi alanlarınız ya da bir şeyi dinlediğinizde, bir konunun içinde kaybolduğunuzda ilgi alanlarınız sizin cımbızla neleri alacağınızı belirliyor. Buna algıda seçicilik diyorlar ama tam olarak karşılamıyor. Algıda seçicilik de her konuda kullanılabilecek bir deyim değildir. Kimi bir fotoğrafa baktığında bir hanımefendinin ya da beyefendinin kravatını görebilir. Buna da kravat diyorlar, o da yanlış. Kravatını görebilir, saçına bakar, beyefendinin bıyığına bakar, sakalına, saatine bakar belki saatlere ilgisi varsa. Birçok şey, birçok konu. Belki beden diline çok önem veriyordur, beden dilini kontrol eder. Herkes kendi algısına göre bir şeyleri değerlendirir. İşte programımızın içinde ne var ne yok. Konu oradan açıldı ya, sahte cesaret yok.
Bizi fütursuzlaştıran bir cesaret yok. Olamaz, öyle bir hakkımız yok. Provoke etmek asla ve katta yok. Haber dilinde bile gazeteler konuştuğunda gazetelerde yer alan her haberi de sizlerle paylaşmıyoruz tabii ki. Çünkü o zaman bazı gazetelerin kendi çıkarları için ya da bazı kartellere yaranmak için yaptıkları haberleri de dillendirmiş oluyoruz ki bu bizim Sun TV olarak yayın kriterlerimizin çok dışında bir durum. Asla böyle bir duruma girmemiz söz konusu değil. Tepeden tırnağa yönetim kurulu başkanımızdan radyolarımızdaki arkadaşlara kadar ekranlarımızı mikrofon alan, kameralar karşısına geçen bütün arkadaşlarım da aynı hassasiyetle sizlere seslenişini sürdürüyor efendim. Programımızın ilk bölümünde DİSK Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, çünkü bugün bir görüşme yapılacak biliyorsunuz, asgari ücret komisyonu toplanacak efendim. Kemal Göksoy'u o sebeple kısa aralıkta tekrar telefon konuğu olarak aldık. Asgari ücret talebini konuştuk. Geçen hafta da Türk İş Mersin temsilcisi İrfan Gültekin'i yine telekonferans aracılığıyla programımıza konuk almıştık. Yol İş'in ve Türk İş'in asgari ücret talebi. Yol İş'in ve Türk İş'in asgari ücret talebi 3200 efendim. DİSK'in 3800. Tabii ki bunlar beklenti, bunlar talep. Çalışan hakları kadar çalıştıranların da hakları korunmalı diyoruz. Bu bir devinimdir. Eğer asgari ücret konusunda ülke yönetimi, siyasi iktidarlar, ki Cumhuriyet'in ilk 20 yılından sonra hep böyle yapılmıştır, çalışanla çalıştıranı karşı karşıya getirerek asgari ücret konusunu çözmeye çalışırsa yalan olur. Siz işverene ne kadar destek olursanız devlet olarak, bu ülkenin istihdamına katkıda bulunuyorsun, sen işverenimsin. Bu ülkenin işsizlik düzeyinin düşmesine katkıda bulunuyorsun, sen işverenimsin. Bu ülkenin üretimine, fikir üretimine, hizmet üretimine, ürün üretimine, seni duydum Ezel'cim, rahat ol, sadece konuyu çok doğru... Erkan abi Covid hastası olmuş, evet, dün akşam. Dur, ne diyeceğimi unutturdun. Şimdi işverene, evet sen benim işverenimsin. Bu ülkenin istihdamına faydam var. Üretimine, ürün üretimine, hizmet üretimine faydam var. Her konuda faydalısın bana. Ekonomi omurgamı ayakta tutmam için en önemli enstantanelerden birisin. Sen işverenimsin derken benim ekonomideki yoldaşımsın gözüyle bakmalı. Siyasi iktidarların tümü işverenlere, küçük büyük işletmelere hiç değişmez. Bir kişi yanında bir kişi bile çalıştırıyorsa bu kârdır. Öyle değil mi sevgili seyirciler? O sebeple benim çalışma hayatımın devam etmesi için ve haklarımın da daimi olması için ve diğer çalışanlar, ülkemdeki tüm çalışanlar için gerekli, işverenlerin de güçlü kılınması lazım. Tabii bundan kastımız ihale zengini işverenler değil, bazı rantları elinde bulunduran işveren çevreleri değil, devlet desteğiyle, devlet eliyle çaktırılmadan yolu açılan sınır ötesi ticareti bile lay lay lom yapan işletmeler değil. Gerçekten helal kazanıp helal yiyen, helalini dağıtan işletmelerden bahsediyoruz. Şimdi telekonferans aracılığıyla sevgili doçent doktor Erkan Aktaş konuğumuz olacak. Erkan hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Günaydın. Sizde mi Covid oldunuz? Evet, ne yazık ki. Çok geçmiş olsun. Sizi zorlar mıyız sohbette? Hani solunumda falan bir zorluk var mı? İyi görünüyorsunuz. Hocam, ama söylerim. Söylersiniz. Peki o halde. Cici kızınız nasıl? Oğluşunuz, ekinimiz nasıl? Eşiniz. Vallahi aramızda bir can duvar var. Onlarla görüşemiyorum. Kendimi izole ettim. Çok iyi. Herkese de dikkatli olmasını istiyorum. Gerçekten zor bir süreç. Çok geçmiş olsun. Bir odaya tıkalı kalmak çok zor. Sizi çok zayıflamış gördüm. Ama her neyse, devam ediyor. Sizi çok zayıflamış gördüm. Covid'le ilgili bir durum mu bu? Yok, hiçbir sıkıntım yok. Çok hafif atlatıyorum. Çok şükür. Hemen hemen bütün semptomlar bitti. Bugün de son ilacımı kullandım. Artık 3-4 gün sonra aranıza katılabileceğim. Çok geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Ailenizi de sizi de Rabbim korusun. Hepimizi korusun. Hepimizi. Şimdi durum bu tabii ki. Yayının sanırım bir bölümünün akışına tanıklık ettiniz mi? Hatta mıydınız bilemiyorum, söylediklerimi duydunuz mu? Duyurabildim mi daha doğrusu, affedersiniz size sesimi. Ama asgari ücret konusu çokça konuşulan bir konu oldu. Biz sizin hep ekonomiyi konuşuyoruz, sokak enflasyonunu konuşuyoruz, gıda enflasyonunu konuşuyoruz, işsizliği konuşuyoruz. Bunları çokça ele aldık sizinle. Asgari ücret konusu açılmışken
Ben de şöyle bir girizgah yaptım ki adil olmak lazım. Bu konuda devletin de adil olması, yönetenlerin daha doğrusu adil olması lazım. Devleti temsil edenlerin. İşvereni de koruyacaksın. Hakkıyla, helaliyle var olmaya çalışan ve istihdam yaratan işvereni de koruyacaksın. Çalışanı da koruyacaksın. O zaman aslında adalet olduğunda hiç kimsenin korunmasına da gerek kalmayacak. Sistem tıkır tıkır kendiliğinden işleyecek diye düşünüyorum. Asgari ücretle başlayalım mı hocam? Memnuniyetle aslında önemli bir konu asgari ücret. Türkiye biliyorsunuz Avrupa'da en fazla asgari ücretli işçisi olan bir ülke. Türkiye'de resmi rakamlara göre çalışanların %41'i asgari ücretli. Aslında Leyla Hanım buna şeyi de eklersek, kayıt dışı istihdamı da eklersek neredeyse her iki çalışandan bir tanesi Türkiye'de asgari ücretli. Bu bir kere çok kötü bir tablo. Evet. Bunun altını çizmemiz lazım. Yani asgari ücret miktarı da ayrı bir konu. Şimdi asgari ücretli çalışanın sayısının bu kadar yüksek olması ciddi bir şekilde ülkede yoksulluğu barındırıyor. Bir de özellikle asgari ücretle ilgili yapılacak uygulamalarda devletin elini kilitliyor. Çünkü neden? Hani asgari ücretlerle ilgili çeşitli düzenlemeler talep ediliyor ama bu talep hemen hemen neredeyse çalışanların yarısı kapsıyor. Evet. Bu yüzden temel problem, temel sorun şu: asgari ücret sayısı çok fazla. Bir kere bunu azaltmamız lazım. Nasıl azaltacağız Sayın Hocam? Azaltacağız? İşte temel işte azaltabilmemiz için ülkedeki büyüme rakamlarında çalışanlara daha fazla pay vereceğiz. Birincisi bu. Yani asgari ücretli firma sayısını azaltabilmek için ülkenin büyümesi lazım. Veya büyümeden çalışanlara pay ayrılması lazım. Hani her sene pozitif büyüyoruz ya. Evet, hatta efendim, şu anda dünyada negatif bir eğilim varken Türkiye'deki rakamlara göre biz bu sene en pozitif ülkeyiz. Büyümeye doğru gidiyoruz. Evet. İşsizlik sayımız da azalmış. Evet. O zaman asgari ücret sayısı niye bu kadar az? Bunun altını çizmemiz lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız dün bir açıklama yaptı. Refahı paylaşıyoruz artık. Bir sorunumuz kalmadı. Geçim derdimiz yok dedi. İşte refahı paylaşmanın göstergelerinden bir tanesi Leyla Hanım, asgari ücretli çalışan sayısının oranlarını bayağı bir düşürmemiz lazım. Ya en azından Avrupa'da ciddi bir fark yaratmış durumdayız. Ya bu farkı bu şekilde yaratmamamız lazım. İkinci bir problem herhalde bugünkü tartışma konumuz asgari ücret düzeyi. Evet. Yani farklı söylemler ki, var tabii ki. Kimi sendikalar 3200, kimi sendikalar 3800. Tabii talep etmek çok doğal hakları, bir şey diyemiyoruz ama işte geçinme sınırının 7800'lerle olduğu, böyle açıklandığı bir dönemde 3800 olsa ne olur, 3200 olsa ne olur ya da bilemiyorum, bu işten çıkarılmalara sebep olur, farklı konulara sebep olur, işverenin de elini zayıflatır. Pandemi gömleği zaten hazır bir gömlek, işverenler hemen giyecektir bu gömleği. Devlet de asgari ücrete beklenileni yapmazsa bu konuda, devletin de elinde zıbın hazır. Pandemi zıbınını giydirecek, işte ortam belli diyecek yani şu bu. Ama milletvekilleri maaşları hiç düşmedi. Geçen programda da sizle bahsettik. Temel sorunlardan bir tanesi Leyla Hanım, açıklanan enflasyon rakamlarına hem iktisatçıların hem de önemli bir kesimin inanmaması. Bunun sendikalarını da dahil edebiliriz. Yani gerçek hissedilen enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki fark, özellikle acaba bizim maaşımız eriyor mu sorusunu gündeme getiriyor. Temel problem bu. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Birincisi bu. Bu yüzden de Türkiye'de ne sağlıklı faiz politikası belirlenebiliyor ne de sağlıklı ücret belirlenebiliyor. Çünkü biz neye göre ücretleri değiştiriyoruz? Enflasyonu baz alıyoruz. Eğer enflasyon doğru hesaplanamazsa veya bununla ilgili çok soru işaretleri varsa, hem sendika tarafından hem emek cephesi tarafından bu artışlara karşı soru işaretiyle bakılıyor.
Yani adil olan gerçek enflasyon oranlarıyla bunun karşılaştırılması. Tamam, biz TÜİK'in verilerini baz almak zorundayız. Çünkü evet. TÜİK resmi bir kurum ve bu kurumun verilerini tabii ki baz alacağız. Ve bu kurumun, ben inanmak istemiyorum gerçek değerleri dışında değerler ürettiğine. Ama bununla ilgili çok yaygın bir tartışma var internet ortamında, Twitter'da, sosyal medyada, gazetelerde, ekonomi yazarları köşelerinde. Tabii ki. Hatta Türkiye'deki özellikle kur artışlarının bile temel problem nedenlerinden bir tanesi Türkiye'deki hissedilen enflasyonla gerçek enflasyon arasındaki ciddi evet. farkın olması. Olması. Bunun altını çizelim bir kere. Birincisi bu. Kesinlikle bu çalışanlar bu noktada. Hocam. Evet. Bu noktada bir sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Gelelim mevcut TÜİK verilerine göre ne olmalı? Benim evet. somut önerilerim olacak. Bir kere asgari ücret kesiminin yaşadığı enflasyonla, her kesim yaşadığı enflasyon ayrı. Yani gelir gruplarının enflasyonu yaşama biçimleri farklı. Çünkü tükettikleri mal demekleri, mal ve hizmet demekleri farklılık arz ediyor. Bu yüzden asgari ücretlilere özel veya gelir gruplarına göre, hatta bence bölgelere göre enflasyon belirlemesi yapılması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Peki hocam şunu da ekler misiniz görüşlerinize? Sözünüzü balla kesiyorum. TÜİK verileri nasıl edinir? Onu da sohbetinizin sonunda. Ben hiç sözünüzü kesmeden dinleyeceğim sizi. TÜİK verileri nasıl oluşturuluyor? Evet. Ya, tabii TÜİK hane halkı anketiyle yapılıyor. Hangi hane? En fazla tabii ki bunlar belli bir sayıda. Yani hane halkını kapsayacak şekilde evet. Türkiye'deki en geniş kapsamlı örneklemle yapılıyor bu. Burada bu anketler düzenli olarak her ay yapılıyor ve bu yapılan anketler sonucu bu anketlere hane halkına, bu sepete yaklaşık 400 ile 500 ürün giriyor. Evet. Bu ürünler aylık aylar itibariyle değişebiliyor. Örneğin kar lastiği kışın giriyor, yazın örneğin başka bir kalem girebiliyor. Bu evet. esneklik de gösterebiliyor. Buna göre oluşturuluyor. Yani tabii bir de bunların ağırlıkları var. Bunların ağırlıkları da anketler sonucu oluşturuluyor. Evet efendim. Şimdi biz bunların doğru yapıldığını varsayıyoruz. Doğru inanmak istiyoruz açıkçası. Yoksa TÜİK'e alternatif bir kurum olamaz. TÜİK'ün ama şöyle söyleyeyim. TÜİK'e alternatif kurumlar olmamakla birlikte sosyal medyada siz de takip edebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi'nden, İstanbul'dan bir üniversitede enflasyon hesaplaması yapılıyor bir grup tarafından. Evet. Onların enflasyon rakamlarıyla TÜİK'in enflasyon rakamları arasında bir de ciddi 2-3 kat bir fark var. Yani onların hesapladığı enflasyon rakamları TÜİK'in hesapladığı enflasyon rakamlarından, örneğin 3 aylık enflasyonu onlar %9 civarında bulmuşken TÜİK %6 civarında bulabiliyor. Peki efendim, yani ülkenin belli illerinde mi yapılıyor bu veri toplama diyeyim, veri belirleme neyse işte yaptıkları? Belli örneklemler dahilinde, yani her kesimi kapsayacak şekilde yapılıyor. Tabii ki nüfusa orantılı olarak bunlar hesaplanıyordur. Yani ben orada bir teknik hata yapıldığını düşünmüyorum. Vallahi ben düşünüyorum. Şimdi yani o kadar idari bir şey olur. Ben inanmak istemiyorum. Çünkü yani bu sonuçlara bir müdahale olduğu çok gerçek. Çok gerçek. Belki ben siyasi erk olsam ben de aynı şeyi yapardım. Bilmiyorum yani. Burada çok büyük bir şey var tabii. Ya müdahale şimdi, var. Şimdi, Ekonomi Bakanı susarken TÜİK'in bıdı konuşmasını bekleyemeyiz. Ekonomi Bakanı bile konuşmuyor bu ülkede yani. İspatlayamadığı bir şeyi biz bilim insanı olarak dile getiremiyoruz. Getirmememiz gerekiyor. Ama bununla doğru ilgili siz. Soru işaretini ve yaşandığını söylememiz gerekiyor. Siz tabii ki bilim insanısınız. Siz bilim insanısınız. Bir kurumda çalışıyorsunuz. Sizin için asıl olan devletin ve de çalıştığınız kurumun devamı. Bizim için de asıl olan devlet. Ama evet, tabii ki sizde belki bu sisteme güven daha fazladır benden. Ama ben sizden daha güvensizim. Sade vatandaşım, vasıfsız bir kadınım ben. Neden anlarım ki ben? İki yumurtayı kıramam mesela. İller, bölgeler ve bölgelerdeki iller de ayrı ayrı değerlendirilmeli. İllerin içi, Demirtaş'taki, Çilek'teki enflasyon yangınıyla
Adnan Menderes Bulvarı'nda oturan bir ailenin ocağındaki enflasyon yangını aynı olamaz mesela. Yok, ben şunu söylemek istiyorum. Leyla Hanım, şunu söylemek istiyorum. Buyurun. İller arasında paranın alım gücü farklılık gösteriyor. Evet. Örneğin belki bir Adıyaman'da asgari ücret 2750-2800 derseniz çok sıkıntı yaratmaz. Ama İstanbul'da çok komik duruma düşer. Değil mi? Bu durum. Mersin'de komik duruma düşer. Çünkü kırsal kesime gittikçe paranın alım gücü daha çok yükseliyor veya küçük şehirlerde. Bu yüzden bence asgari ücrette de böyle bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Örneğin İstanbul'da yaşayanların asgari ücretlerinin daha yüksek. Evet. Çünkü neden? Oradaki fiyatların daha yüksek olduğunu biliyoruz. Konut fiyatlarının, gıda fiyatlarının, diğer ulaşım fiyatlarının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden birinci olarak il bazında farklı gelir grubu asgari ücretlere özel bir enflasyon hesaplanması lazım. Hani bunlar yapılması lazım ama bunlar kısa vadede olacak şeyler mi? Yok. Evet. Bunun için yasaların değişmesi lazım, kararlar alınması lazım. Peki kısa vadede benim önerim ne olacak? Aslında pratik önerim şu olur. En azından gıda enflasyonu baz alsınlar. Çünkü gelir düştükçe gıdanın gelir içindeki harcama oranı yükseliyor. Evet. Bu yüzden gıda enflasyonuna daha çok maruz kalıyor asgari ücretliler. Değil mi? Bu yüzden %20'lerden aşağı bir fark olmaması lazım. Birinci tespitim bu. Tabii ki bu TÜİK verileri doğru ise, TÜİK verilerine baz alacak isek %20. Evet. Yani bu da herhalde hani biraz daha belki ekleme yaparak 3000 lira seviyesinde bir fiyatın belirlenmesi gerekiyor. Tabii ki bu çalışanlar için yeterli tabii ki değil ama şunu da düşünmemiz lazım. Türkiye'de ciddi hani her ne kadar büyüme rakamlarımız pozitif olsa da biz biliyoruz ki reel ekonomi ciddi kan ağlıyor ve ciddi talepte problem var, üretimde problem var ve bütün bunların yanında insanlar gerçekten eleman çalıştırmakta zorlanıyorlar. Bu evet. Pandemi döneminde bütün dünyada böyle bir krize karşı karşıyayız. Bu yüzden hani çok da yüklenemeyiz reel sektörü. Reel sektörün durumları da ne yazık ki ortada. Evet. Ama asgari ücretle ilgili temel yapısal bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Ben de sizin aracınızla bütün kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. İl bazında farklı asgari ücret oluşması gerekiyor. Gelir gruplarına göre farklı asgari ücret yani il bazına göre farklı asgari ücretler uygulanırsa daha adilane olacağını kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Yani İstanbul'da gerçekten siz deseniz ki 3 bin lira bir asgari ücret gerçekten zor şartlarda yaşıyorlar. Daha niye sıkıntılı. İstanbul, Mersin'de birçok konuda niye nüfus çoğunluğundan dolayı tamam da neden birçok konuda Sayın Hocam İstanbul baz alınıyor? Yaşamasın arayol İstanbul'da o zaman. Mecbur mu herkes? İstanbul Türkiye ekonomisinin bel kemiği, yani gelirini de giderini de en fazla harcamasını olduğu yer İstanbul'a, onun için baz alıyoruz. Ama tabii İstanbul'da gönüllü karı bulmuşlardan çok kar umucular var hocam, gidin gör. Henüz karı bulamamış ama umucu olarak o şehre nüfus katkısında bulunan büyük bir çoğunluk var. Umucu yani, umuyor. İnşallah diyor, İstanbul seni yeneceğim. Ya o çoğunluk oradan İstanbul bir alınmalı diyorum ben yani. Şu İstanbul bu kadar baz alınmasın Allah aşkına. Türkiye ya, tabii İstanbul'dan ibaret değil. Değil değil. Tabii ki Ankara diyelim, İzmir diyelim. Şırnak diyelim, Bartın diyelim, Sinop diyelim, Elazığ diyelim, Adıyaman diyelim, Malatya diyelim. Sayın hemşerim Malatya'yı da es geçiyorsunuz. Birçok ilimiz, Gümüşhane diyelim, Konya diyelim, Denizli, Afyon, yani Türkiye İstanbul'dan ibaretmiş gibi davranıyor. Ama neyse, bu işin tabii ki aramızdaki konuşması. Sizi bulmuşken çok yormazsam bir şey sormak istiyorum. Yoruldunuz bir mu? Bir çayımı içmeyin. Tamam, bekliyorum tamam. Çayınızı için. Covid olmuş. Bizim Nazlı hocamız türbülansa girmiş. Covid olmuş. Geçmişler olsun. Bu arada birçok sayıda izleyicimiz de yayınımızı bizimle birlikte izliyorlar. Teşekkür ederim. Menderes Öztecik iyi yayınlar demiş. Mehmet Birdalcan, Ahmet Bayaf, Ayhan Kılavuz, Yılmaz Kaygısız, Mehmet Gümüşsoy. Ayrıca bir bakayım.
Yaşar Bayrak geçmiş olsun, Allah şifa versin demiş size Erkan Hocam. Teşekkür ediyorum. Birçok izleyicimizin çok güzel mesajları var. Siz ve sizin gibi aydın insan, yurtsever, medya, emekçi ve kuruluşları destekliyorum. Bizlere nefes ve umut oluyorsunuz demiş Sayın Adnan Savaş. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi asgari ücret konusundaki ikilemeyi açmazı çıkmazı Avrupa gibi halledemedik. Halledemedik, bu sonucu konuşuyoruz aslında, sebeplerdir irdelenmesi gereken ancak zaman kısıtlı. Biz bu işi başaramadık. Türkiye'de ip nerede koptu bu konuda? Özal hükümetinde, Adnan Menderes zamanında, işte 89'da, 75'te, 2001'de mesela çalışmadığınız yerden sormak için çok çabaladım. İnşallah başarmışımdır hocam. Nerede koptu sizce? Bence üretimden kopya vereyim mi? Sizin bana söylediklerinizi biriktiriyorum çünkü ben. Sizin sohbetleriniz benim için çok faydalı. Her cümleniz bir kitap konusu. Bence Türkiye köy enstitülerinden ve de üretim kaynaklı ekonomiden vazgeçtiği an bütün ipleri kaçırdı elinden. Bu konuda. Katılır mısınız bana? Yani katılıyorum. Üretimi biraz daha şekillendirelim. Yüksek katma değerli üretime yönelme. Değil yüksek mi? Katma değerli üretim olabilmesi için de Leyla Hanım dediğiniz gibi eğitimde yapısal reformları halletmiş, dünyaya örnek olacak eğitim modelleri birlikte donanmış bir kesimle ilişkilendirmemiz lazım. Hem emek tarafı daha çok böyle kalifiye olmuş bir emek, hem de aynı şekilde sağlıklı karar veren iş insanlarıyla bu işi götürmemiz gerekiyor. İşte burada temel argüman, az önce söylediğiniz şeye katılıyorum. Türkiye'nin yapamadığı, son 150 yılda yapamadığı ne yazık ki en temel şey eğitimde istenen noktaya gelemeyişimiz. Evet. Eğitimde gelemeyince yüksek katma değerli ürünler üretemiyoruz. Yüksek katma değerli ürünler üretemeyince de tabii ki daha çok gelirimiz dünya ülke çapında giderimizden daha az oluyor. Dışa bağımlı hale geliyoruz. Dışa bağımlı hale, bu tabii ki sürdürülebilir bir durum değil. Değil. Bunun karşısında ara ara devalüasyonlarla TL'mizin değeri düşüyor sürekli. Değeri düştükçe çalışanların da aldıkları, uluslararası çapta aldıkları ücret de düşüyor. Şu anda bizim aldığımız asgari ücret neredeyse Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan asgari ücretle rekabet eder düzeye geldik. Ki bilirsiniz ki Çin bundan 5-10 yıl öncesine kadar en ucuz emek olarak adlandırılırdı. Kesinlikle. Ama o kadar düştük ki bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Tabii ki bu düşüş bir kesim için şey olabilir. Bir kesim için evet, ne güzel düşük emek, ucuz emek var. Bu da çalışanların olumlu yönde yönlendiriyormuş gibi olabilir ama ben katılmıyorum. Bir kere emek nitelik olarak ne kadar yükseldikçe şeye, üretime katkısı çok daha yüksek olacaktır. Evet efendim. Biz ne yapıyoruz? Nitelikli emek oluşturamıyoruz. Eğitimde aslında söylediniz siz, eğitim burada kilit nokta, eğitim oluyor, meslek liseleri oluyor, teknik elemanlar oluyor. Bazen öyle oluyor ki biz uygun işçi bulamıyoruz bazı sektörlere. Neden? Evet. Yanlış eğitim politikalarıyla birlikte, insanların yönlendirilmemesiyle birlikte bazı alanlarda işçi bulunmazken bazı alanlarda da gereğinden fazla işsizler ordusu oluşturduk. Kesinlikle. Bir de kırdan kente göçü ne yazık ki planlayamadık ve bu da hızlı bir şekilde genç nüfus kente yönelince temel problemler iki katına çıktı. Bir taraftan göç, bir de buna Suriye göçünü ekleyelim. Evet. Suriye göçü, diğer göçler kayıt dışı emeği fırlattı. Asgari ücret eğer siz yüksek belirlerseniz şöyle bir problem de ortaya çıkıyor. Bunu da altını çizelim. İnsanlar çalışanları kayıt dışı göstermeye doğru yöneliyorlar. Çünkü eğer piyasanın çok üstünde bir asgari ücret belirlediğiniz zaman çalışanlar bu sefer kayıt dışı bir mekanizmayla bunu hem vergiden kaçırıyorlar hem de işçilere daha yüksek maaş vermek açısından kayıt dışına yönlendirmeye doğru götürebiliyorlar da. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani işin özü, işin nerede koptu diye bir soru sordunuz. Aslında biraz daha toparlamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Aslında 1950 yılından beri koptu ip.
Ve bu ipi biz hala toparlayamadık. Yeterince sanayi devrimini 60'lı 80'li yıllarda yapamadık. Makine üreten makinalar oluşturamadık. Dışa bağlı bir özellikle sanayi sektörümüz oluştu. Evet. Montaj sanayi oluştu. Evet. Kendi şeyimizi oluşturamadık. Bütün bunların temeli çok daha eskiye gidiyor. Bu hükümetin işi değil. Bundan önceki hükümetlerin de beceremediği, yapamadığı bir şey. Ama tabii ki şu noktada söylemek lazım. Bu asgari ücret sayısının bu kadar olması bu ülke için büyük bir ayıp. Yani her iki çalışandan bir tanesinin asgari ücretli olması ve asgari ücret düzeyinin de sendikaların belirlediği yoksulluk sınırının çok altında olması Türkiye'nin bir fotoğrafı. Bu fotoğrafı kırmamız lazım. Bu fotoğrafı kırabilmemiz için de dediğiniz gibi en başta eğitim. Eğitimde istikrarlı programlar oluşturarak ve uygun özellikle meslek liselerini işin içine katarak uygun meslek eğitim politikalarıyla evet. Bence evet. Bu sorunu çözebileceğiz diye düşünüyorum. Tabii bir taraftan da az önce sizle program öncesi konuştuk. Evet. Temel konulardan bir tanesi de pandemi sonrası ülkelerin reel sektöre yapmış olduğu katkılar. Bunlar da ülkemiz zaten evet. Bir kriz sürecindeydi. Öncesinde bir seçim süreci vardı. Çok hazırlıksız yakalandık. Ve bu da reel sektöre olan katkıyı devletin sınırlı şekilde tuttu. Bir de bunları düşündüğünüz zaman zaten reel sektör kan ağlıyor. Bir de asgari ücretli de sendikaların talepleri var. Haklı talepleri var. Onu da katılıyorum. Çünkü şöyle bir kısır döngü var Leyla Hanım. Evet, eğer siz her iki çalışandan bir tanesi asgari ücretli olan bir toplumda yeterli fiyat artışı yapamazsanız bu yeterli talep olmaması anlamına gelir. Piyasayı canlı tutamazsınız. Çünkü talepte ciddi bir daralma olacak. Bu da ekonomik krizi tetikleyen faktörlerden bir tanesidir. Yani talebi düşük tutuyorsunuz. Bu yüzden asgari ücret talebin canlandırılması için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada belki de hükümet devreye girip biraz daha kesenin ağzını açtırma noktasında çaba sarf edebilir ama bunun karşısında da reel sektöre ciddi destekler de vermesi lazım. Özellikle bu asgari ücretlerin vergi düzeyleriyle ilgili bazı kalemlerde kendisi jest yapabilir diye düşünüyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok yorduk hasta hasta. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İşi bilene vermek çok önemli. Ülke ekonomisinin başında belki de sizler gibi ekonomistler gibi bu işin bilimine kendini adamış, ilimine kendini adamış insanlarca ekonomi yönetilse ya da sizin gibi insanlardan istifade edilse, her ilin bir kurulu olsa, bir değil mi? Bir çalışma kurulu olsa ve çok net olarak, çok tarafsız olarak irtibatlar sağlansa, tüm illerden bir akış, bir ağ kurulsa ki bugünkü teknolojiyle çok kolay bu. Gerçekten istenilirse yapılacak çok şey var. Çözüme o kadar yakın ki aslında herkes. İş biraz da istemekte, biraz da menfaatlerden vazgeçmekte, biraz da halkı düşünmekte, biraz da merhamette bitiyor tabii ki. Ülkeye ve vatana merhamet, insana merhamet kadar önemli bizim için. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekinimi ve kızlarınızı öpüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bütün Sun TV'yi. Çok pardon. Aman sizden, benden size geçmesin. Yok, benim ses telimde nodül var, o beni zorluyor. Şimdi pandemide de hafif ameliyatları olamıyoruz hocam. Beni bekletiyorlar bakalım. Sonunda hiç sesim çıkamaz olursa siz iyileşirseniz, siz gelirseniz ben evde. Yok, her zaman yanınızdayız Leyla Hanım, destekçinizsiniz. Çok teşekkür ederim. Sun TV'ye yayınlarından dolayı da tebrik ediyorum. Hem Mersin için, hem bölge için, hem ulusal çapta önemli farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Ben de ayrıca bütün izleyicilere bu sağlıklı günler diliyorum. Kendilerine dikkat etsinler ve bu asgari ücret sürecinin de en adilane bir şekilde çözülmesi için gerekli adımların atılmasını temenni ederek konuşmamı son veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmişler olsun efendim. Eşinize ve evlatlarınıza sevgiler, saygılar. Bir an önce sağlığınıza kavuşup dönün aramıza. Evet, Mersin Üniversitesi doçent doktorlarından Erkan Aktaşlı konuğumuz. Her zaman gibi, her zamanki gibi mükemmel bilgiler aldık hocamdan. İstenirse yapılmayacak şey yok tabii ki. Her şey yapılabilir, her şey mümkün. Bu ülkenin vatandaşları o kadar çok pürüzü açtı ki, o kadar umarsız günlerde o kadar büyük meşaleler yaktı ki yurdun her tarafında.
Onun için her şey vatanı sevmekten geçiyor diyorum ben. En önemli aşklardan birisidir vatan aşkı. İstenilirse her şey olur. İstenilmezse olmaz, sadece konuşulur. LGS ve YKS öğrencileri bir karar bekliyormuş efendim. Neymiş? Uzaktan eğitimle birlikte ortaya çıkan verimsiz dersler, müfredat karmaşası ve sınav takvimlerindeki belirsizlik eğitimde keşmekeşi daha da arttırdı. Zaman ilerliyor, öğrencilerde endişe artıyor. Tabii ki velilerde de, ebeveynlerde de endişe artıyor. Uzaktan kısıtlı imkanlarla ve verimsiz yerine getiriliyor tabii ki şimdi bu hizmet. Zira sınav endeksli eğitim sisteminde 2020 yılında sınav tarihlerinin iki kez değişmesi, 2020-2021 eğitim yılının aynı kararsızlıkla başlaması öğrencileri ve velileri daha da endişelendirdi. Ne yapılacak, ne edilecek? Bakanlık bu konuda pek inisiyatif almadı deniliyor haberde. Doğru efendim. Burada eğitim konusunda da, Sayın Eğitim Bakanımız da öyle, eğitim konusunda da sadece demeçler vermek, şunu yaptık, bunu yaptık demek değil. Bu konuların tekrarı nasıl olacak? Pandemi hafiflediğinde yaz tatili yok sayılıp okullar açılacak mı? Yaz tatili bu yıl eğer gerçekten umduğumuz düzelme ve aşı ihtimali söz konusu ise öğretim yılına dahil edilecek mi? Belki biliyorsun sevgili izleyiciler, Finlandiya'da yaklaşık bir 6 yıl uygulandı. İşte belli bir yaş grubuna kadar çocuklar gündüz eğitimine alınmıştı. Belli bir yaş grubu dışındaki, üzerindeki çocuklar diyeyim, akşam eğitimine alındı. Yine gündüz nasıl eğitim yapılıyorsa akşam belli bir saate kadar da o kadar eğitim yapılıyor. Ülkenin çok acil bir eğitim seferberliğine ihtiyacı var. İşte bu bakanımız, bu milletvekilimiz, şu vatandaşımız, şu evladımız, şu çocuğumuz, şu çalışanımız, şu muhtarımız, şu başkanımız. İşi bilmiyor diyoruz ya, işini iyi yapamıyor diyoruz ya, daha iyi yapsa ne iyi olur diyoruz ya, iyi dileklerimiz oluyor ya. İşte bunların hepsi iyi eğitilmekten geçiyor. İyi eğittiğiniz bir toplumu hiçbir buton hareketi çökertemez inanın. Bizler evlatlarımızın ve de eğitimin derdindeyken tabii ki siyasiler de kendi dertlerindeler efendim. Hangi dertlerindeler? Körler sağırlar, birbirine ağırlar misali. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuş efendim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah utandırmasın. Bakan hangi ülkede yaşıyor başlığını taşıyor haber. Ayrıntılara birlikte bakalım mı? Dostluk ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Türkiye'de yoksulluğun olmadığını söylemesine tepki göstererek "Nerede yaşıyor ben anlamadım" derken, Babacan'sa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun partilerine yönelik sarf ettiği sözleri ciddiye almadığını ifade etti. Hanımefendinin hayatı şöyleymiş efendim. Gündüz hizmetlisi varmış, gece yatılı hizmetlisi varmış, gece hizmetlisi iki kişi. Tabii hanımefendi gayet güzel yaşıyor. Emekli normal bürokrat maaşı cebinde, imkanlar gani gani. Hanımefendi kendi imkanlarını söylemiş, yanlış bir şey söylememiş ki. O kriterlerde yaşayan insanların şeyleri bu, durumları bu ya da durumlarının açıklayacak cümle bu. Nerede yaşıyor ben anlamadım demiş Sayın Karamollaoğlu. Evet doğru söylüyor, ancak hepiniz muhalefet etmeniz gerektiğinde bu cümleleri kullanıyorsunuz. Gayet güzel kullanıyorsunuz. Sayın Karamollaoğlu da bir oluşum içerisindeyken halka farklı söylemlerde bulunuyordu. Sayın Babacan da daha düne kadar, daha taze o ondan, daha yeni çiçeği burnunda. Onun için sadece muhalefet ettiğinizde doğruları söylemeyin efendim. Bir göreve liyakat ettiğinizde doğruları söyleyin ve de söylediğiniz doğruları da uygulayınız. Onun için bu memlekete faydalı olacak siyasilere, bürokratlara ihtiyacı var bu halkın. Artık bu ülkenin kan kaybedecek sabrı, durumu ve de ekonomik dayanıklılığı kalmadı. Şimdi bir aramız olsun efendim. Sonrasında yeniden buluşalım, olur mu? Hem biraz sesimizi dinlendirelim hem de şöyle bir çaylarımızı tazeleyelim. Sonrasında Sun TV ekranlarında ve sosyal medya alanlarımızda buluşalım. Yurt ve dünya haberleri, siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa. Cesur yorumlar ve önemli konuklarla haber hayattır demek için sizlerleyiz. Leyla Pak'la gündem hafta içi her gün saat 11'de canlı yayınla Sun TV'de sizlerle.
Yeniden beraberiz sevgili izleyenlerimiz. Sun TV ekranlarında ve stüdyolarındayız. Sosyal medyadaki tüm alanlarda da siz sevgili takipçilerimiz bize destek oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Hayat haberdir, haber hayattır demek için buluştuk bugün de sizlerle. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hatta geldik bile ama değerlendirmek istediğimiz birkaç başlık var. Yurdun farklı bölgelerinden farklı sesleri yansıtan haberler var. Onları da sizlerle paylaşalım istiyoruz. Bugünkü yol arkadaşlığınız için de teşekkür ediyoruz. Kapanışta da tekrar teşekkürümüzü yenileyeceğiz. Bir Gün gazetesi milyarder sayısı artarken yüz binler ölümüne çalışıyor küçük başlığı altında en derin çukur manşetini kullanmış bugün sevgili izleyiciler en önemli haberi için. Şöyle deniliyor haberde: bir yanda foseptik çukurunda can veren işçiler, diğer yanda tek damla alın teri dökmeden paralarına para katan bir avuç azınlık. İşte AKP Türkiye'si demiş. Ya açlık ya da ölüm, milyarder sever iktidar küçük başlıkları altında habere ait şu ayrıntılar sunuluyor sevgili izleyiciler. Artık sayıları milyonlarla ifade edilen yurttaşlar iş bulma umudunu kesmişken, intiharlar artarken Türkiye'de ayrıcalıklı kişi haline gelen çalışanların durumu da çok parlak değil. Denizli'de foseptik çukuruna giren 8 işçiden 3'ü ölürken 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Ankara'nın göbeğinde Devlet Su İşleri inşaatında meydana gelen göçükte ise 2 işçi hayatını kaybetti. Milyonlar asgari ücret pazarlığından gelecek birkaç puanlık artışı bekliyor. Belediyelere yardım için müracaat edenlerin sayısı tarihin en yüksek oranına ulaştı. Geçinemediği için yaşamına son verenler var. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'de yoksulluk artık sorun olmaktan kalktı açıklamasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işçilere açlık sınırının altında bir asgari ücret öneriyordu, hatırlayacaksınız. Çünkü bakan ve kabinesi tüm olanaklarını, kendilerinin de bir şekilde parçası olduğu ülkenin mutlu azınlığının sorunlarını çözmeye vakfetmiş durumda deniliyor haberde. Kendilerine ikişer üçer maaş bağlarken sermayeye de altın çağı yaşattılar. Öyle mahirler ki krizin zirve yaptığı son 10 aylık dönemde milyonerlerin mevduatı %48 sevgili izleyiciler artarak 2 trilyon liranın üzerine çıktı. Servet vergisi şart denilmiş hemen komşu haberde. Servet vergisi dünyada yeniden tartışma gündemine girdi. Covid-19 pandemisi henüz yeryüzünde etkisini göstermeden de gelir ve servet dağılımı bozuklukları giderek derinleşmekteydi. Bu vahim tabloyu yansıtan tek bir istatistiği hatırlayalım. Daha 2009 yılında dünyanın en yoksul %50'sinin serveti ancak 380 dolar milyarderlerin serveti kadardı. 2018 yılına gelindiğinde deniliyor haberde, sadece 26 en zengin dünyanın yoksul yarısının servetine sahipti. Türkiye'de de durum farklı değil. Yıl sonunda milyoner mevduatların 2,5 trilyon liraya yaklaşacak. O zaman %1,5'luk bir servet vergisi uygulanması bile yeterli olur deniliyor haberin ayrıntısında sevgili izleyiciler. Ölüm her yerde, yine Bir Gün gazetesindeyiz. Ölüm her yerde, yurdun birçok köşesi sevgili izleyiciler. Sele ne yazık ki teslim oldu. Yurtta kuraklık tehlikesi yaşanırken İzmir ve Antalya'yı sağanak yağış vurdu. İzmir'de bir aracın sel sularına kapılması sonucuysa 2 kişi yaşamını yitirdi. İnsan eliyle yaratılan bu felaketler son olarak İzmir ve Antalya'yı vurdu. İzmir'de 2 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kentte de mahalleler ve tarım alanları su altında kaldı. Affedersiniz, İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçen ticari araç yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı. 2 kişi yaşamını yitirdi. Antalya'da ise sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle birçok tarım alanı su altında kaldı ve birçok ev ve iş yerini de su bastı. Dünyanın hiçbir köşesinde yok. İki damla yağıştan sonra bir şehrin, bir ülkenin farklı alanlarının, farklı kentlerinin yağışa ve sele teslim olması, tarım alanlarının ve de iskan alanlarının, imar alanlarının yok olması, otoyolların, otobanların suların altında kalması, bir şekilde can kayıplarının yaşanması, biz her gün tsunami yaşıyoruz, her kış bu tsunami'yi yaşıyoruz. Garip bir durumdur. Yazın orman yangınlarıyla baş edemeyen bir ülkeyiz. Onun mantığını çözdük artık, çözeli yıllar oldu. Bizi anlamaz zannediyorlar ama çoktan anladık. Kışında
böyle yağmura yaşasa hele kara çığa hala bu devirde, bu çağda teslim olan bir ülkeyiz ya. Pes doğrusu. Şehir plancılığımız yok. Şehirlerimiz plansız projesiz ilerliyor. Bir bürokratın, bu konuda kural koyucunun, yasa koyucunun, bu işe el atacak olan kişinin bir evini döşediği özenle şehirleri de böyle intizama sokmasıyla bu sorun çözülecektir diye düşünüyoruz. Şehir plancılığı sıfır olan bir ülkeyiz. Sağlıklı şehirler yaratamadık ne yazık ki. Yaşanılabilir şehirler yaratamadık ne yazık ki. Herhangi bir suyu, herhangi bir karı, herhangi bir yağmuru, iki damlacık suyu emecek toprak bırakmadık. Ülkeyi betona teslim ettik. Sonra da övündük. Otoyollar yaptık, köprüler yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ülkeyi el birliğiyle katlettiler. Biz de vatandaşlar olarak seyrettik. En büyük suç bizim. Bizim işçilerimiz, bizim çocuklarımızın ve de doğamızın aleyhine çalışırken biz siyasilerin patronuyuz ya, hani sözüm ona. Biz patronlar olarak böyle elimizi dayadık çenemize, olanı biteni seyrettik. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedik ama bu yılanın artık ne zaman, nerede, kime dokunacağı da hiç belli değil. Yoksulluk artık ülkemizde bir yaşam tarzı oldu. Bir Gün gazetesinin ilk sayfaya taşıdığı haberlerden birisi. Neden bu gazete üzerinde duruyorum? Çünkü sel felaketi, asgari ücret beklentisi ve bir takım bugün gündeme taşıdığımız konuları toptan olarak değerlendirmiş ilk sayfa. Sanırım gündemi şöyle bir özetlememiz için de yeterli olacak. Evine ekmek dahi götüremeyen binlerce emekçi gerçek bir destek bekliyor. İşsizlik ödeneği 1500 lira, ev kirası 1150 lira. İşsiz kalan barmen Eren Aybek hem kredi ödüyor hem ev kirası. Bu nasıl bir şey yani? Niye bunu baz almışlar bu kişiyi, onu da anlamadım Ezel. Harçlığını karşılamak için çalışan Eylem Esen kişisel ihtiyaçlar için dikiş dikmeye başlamış. Esen yoksulluk sorun değil, bir yaşam tarzı olduğu ifadelerini kullanmış. Ha, simge bir vatandaş olarak habere konuk olmuş, anladım. Hani sonunda bir şey mi oldu, bir intihar mı var, geçinemedi mi, ne oldu diye düşündüm. Çok şükür öyle bir şey yoktur. İktidarın tam kapanma yerine kısmi önlemler uygulaması nedeniyle bakkallardaki artış durdurulamıyor sevgili izleyiciler. Urfa'daki Esentepe Diş Hastanesi ile Adıyaman'daki fizik tedavi servisinin yoğun bakıma dönüştürülmesi salgının geldiği noktayı aslında gözler önüne seriyor. Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Halis Yerlikaya, bir alanın yoğun bakıma dönüştürülmesi o alanın nitelikli yoğun bakım olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü yoğun bakım demek sadece yatak ve cihazlar demek değildir dedi ve ekledi. Tüm kapanma gerekli. Doğru, inisiyatifli eleman da lazım. Yani liyakatlı eleman da lazım. Donanımlı eleman da lazım. Lazım değil değil. Hepsi lazım. Şöyle bir baktığımızda yoksul öğrenci için 2 artı 2 4 değil. Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması'nın detaylı değerlendirme raporu yayımlandı. Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyoekonomik durumlarını detaylıca ele alan rapor, eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi sevgili izleyiciler. Türkiye bu ayrımın en net yaşandığı ülkelerden biri oldu. Hatta üst seviyelerde yerini aldı ne yazık ki. Türkiye 58 ülke arasında sosyoekonomik açıdan en dezavantajlı durumda olan öğrencilerin oranının en yüksek olduğu 8. ülke konumunda. Allah Allah, bizden önce 50 ülke daha var. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. 5 ve 8. sınıf öğrencileri hem matematik hem de fen alanında dezavantajlı öğrenciler ve avantajlı öğrenciler olarak ne yazık ki ikiye bölünmüş durumda sevgili izleyiciler. Yeni Şafak gazetesi Macron'un işkence kamplarını manşetine taşımış. Bu da tabii ki çok içerikli bir haber değil ama yine sizlerle paylaşayım. Fransa ve BAE'nin Yemen'de ortak hapishane ve işkence merkezi kurduğu iddiaları resmiyet kazandı. Fransa parlamentosundan 51 milletvekili Dışişleri Bakanı Le Drian'a 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Yemen'deki işkenceleri sordu. Gizli merkezin Fransız Total şirketinin işlettiği Belf gaz sahasında bulunduğu belirtiliyor. Bir iddia haber tabii ki sevgili izleyiciler. Oh, paralar millete gitmiyor, PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor demiş Bakan Soylu. Hangi millet bu, bizim haberimiz yok. PKK'ya gitmediğine oh çekeriz ama vallahi ben de milletim, ben de vatandaşım, gelen hiçbir şey yok. Hangi para millete gidiyor ya da sizin milletiniz nerede? Siz kime millet gözüyle bakıyorsunuz? Bunu bir çözmek lazım. Millete gidiyor derken vallahi gitmiyor, billahi de gitmiyor.
Şöyle bir baktığımızda Türkiye'ye Amerika eliyle uygulanan yaptırımlar son derece gündemde ve uluslararası gündem başlıkları arasında yer alıyor sevgili izleyiciler. Kongreden yaptırımların yasasını önce kabul sonra veto edeceği açıklanan Amerika Başkanı orta yol bulundu. Tasarıyı onaylamadan Türkiye'ye yönelik yaptırımları başlattı. Açıklanan müeyyidelerin listedeki maddeleri hafif olanlarından seçilmesi dikkat çekmiş efendim. Yaptırım satrancında son hamle Trump'tan deniliyor. Haberi sürmanşet başlığında sevgili izleyiciler. Yine Karar Gazetesi manşetine metro projesini ayağa kaldırdık başlığını uygun görmüş. İstanbul'daki 12 raylı sistem projesinin 10'unun 2017'de durdurulduğunu açıklayan İmamoğlu, bunun maliyeti 109 milyar lira dedi. Metrodaki hedeflerini de duyurmuş efendim. Bulduğumuz 580 milyon dolarlık kaynakla yeni atak başlattık. Amaç yılda 20 kilometre yeni raylı sistem. Darısı Mersin'e diyoruz efendim. Darısı Mersin'e. Yine EPDK haberini paylaşmıştık sizlerle, anımsayacaksınız. Gazetemiz buna da yer vermiş. Şirketlerin parasını zaten ödüyormuşuz efendim. Zaten ödüyormuşuz. Bizim haberimiz yokmuş. Elektrik dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama, reklam, seyahat, sponsorluk ve bağış gibi harcamalarının faturalara yansıyacağı iddiası tepki çekmiş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, bu giderlerin elektrik tarifesi kapsamından çıkarıldığını açıklamış efendim. Olacak şey değil sevgili izleyiciler. Artık veda edelim mi sevgili Ezel arkadaşım? Artık veda edelim. Veda zamanı geldi. Bugün de gündeme dair birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduk. Sevgili konuklarımız da bize eşlik ettiler. Sosyal medyadan ilginizi esirgemediniz. Mesajlarınızı ve de görüşlerinizle katkıda bulundunuz. Disk Mersin Şube Başkanı sevgili Kemal Göksoy bugün görüşülecek, bugün toplanacak Asgari Ücret Komisyonu'nun görüşleriyle ilgili olarak bizlere bazı deklarelerde bulundu. Disk'in talebinin 3800 olması gerektiği ya da 3800 civarında, hatta 3800 olduğunu söyledi. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde de Yol İş Sendikası Mersin Şube Başkanı ve Türk İş Mersin temsilcisi İrfan Gültekin de Türk İş'in talebinin 3200 olduğunu söylemişti asgari ücrette. Ancak geçinme sınırının 3700-800 lira dayandığı bir ortamda bundan ne kadar vatandaş pay alacak, ne kadar rahat geçinebilecek, sokak enflasyonuyla TÜİK enflasyonundaki uyumsuzluk konusunu da Doçent Doktor Erkan Aktaş'la değerlendirdik. Gıda enflasyonu baz alınmalı asgari ücret belirlemesinde. Çünkü insanların bu dönemde sağlık ve gıdadaki giderleri son derece arttı demiştik. Bunların hepsi dileklerimiz sevgili izleyiciler. Bu vatan için, vatanımız sınırları içerisinde yaşayan herkes için, cins, ırk, dil, din, hiçbir ayrım yapmadan, gelir düzeyi ayrımı dahi yapmadan, herkes için siyasi iktidarların en iyi yapmak ve en iyi yapmaya çalışmak gibi bir çabası olmalı. Çünkü bu ülkenin maestro çubuğunu sizin elinize vermiş bu vatandaş. Asgari ücret çalışmaları konusunda, asgari ücret miktarı konusunda dahi yıllarca geçtiğimiz, geride bıraktığımız 100 yılda diyelim. Vallahi billahi 100 yıla dayanıyor. 100 yılda çalışanla çalıştıranı karşı karşıya getirerek felaketten ticaret çıkarma noktasında hep bunları çözmeyi tercih ettiniz. O sebeple hakkının hakkını hakkıya veriniz efendim. Size diksiyon çalıştırırken söylettikleri tekerlemelerden birisiydi bu. O sebeple tekrar söylemekte de hiç ihtimam etmiyorum efendim. Lütfen herkese hakkını veriniz. Bir ülkede üretim var ise, köy enstitüleri zamanında en ücra köşeye, yoksun olan halka dahi bilgiyi, kitabı, defteri, kalemi götüren milletiz biz. Götüren devletiz biz. Devlete siyaset etmek yetkisini alanlar, bakın, devlete siyaset etme yetkisini alan herkes gelip geçicidir. Sel gider, kum kalır gibi bir deyimi var bu memleketin. Tüm siyasiler sınırsız kalmayacaklar iktidarda ya da muhalefette. Hepsinin zamanı ve de devri bir şekilde bitecek. Ama sağlıkta, turizmde, ekonomide, eğitimde öyle bir sistem kurmalıyız ki, kurumsal devlet olmalıyız. Sistemi asıl olan, kişilere göre de sistemi değiştirilemeyen bir devlet, yönetim, paylaşım, bölüşüm ve de gelir tablosunun sahibi olmalı siyasi partiler. Halkıyla çarpışan değil, halkıyla kol kola yürüyen, halkın eksiğini ve de ihtiyaçlarını gören,
tedarik eden. Hiç kimsenin kapısına devlet bir poşet bırakmasın. Makarna da bırakmasın, kömür de bırakmasın. Çocuklarımıza süt de dağıtmasınlar. Hakkımızı versinler. Biz her işimizi kendimiz yaparız. Çünkü aciz bıraktığınız halkın ihtiyaçlarını gideriyorsunuz diye attığınız hava daha komik oluyor, inanın. Siz aciz duruma düşürdünüz. Çözümsüzlüğün sebebi bu ülkenin siyasileridir. Gelmiş geçmiş bütün hükümet edenlerdir. Hepiniz eceklerle, acaklarla geldiniz, mışlarla, mişlerle gittiniz. O sebeple dün dediğimi bugün de diyorum. Ne olur bize dokunmayın. Siz dokundukça biz ölüyoruz. Onun için varımız, yoğumuz, arkamız, önümüz, sağımız, solumuz siyaset oldu. Kavgalar, dövüşler, laf transferleri, tükenmeler, tüketmeler, arada kalan vatandaş, zor durumda kalan işveren, tam bir sarmala dönüşen eğitim sistemimiz. Artık yok oldu turizm, üretim, tarım. Neydik, ne yaptınız? Ne yaptığınızı kabul ediniz, çözümler zaten elinizde. Lütfen imkanlarınızı işverenle, işçiyle paylaşınız ve de bu ülkeyi tekrar tarım ve hayvancılık ülkesi yapınız. Çözüm burada. Dünyanın en önemli tarım ülkelerinden, üretim ülkelerinden birisiydi Türkiye. Sağlıkta, ilaç sektöründe, her konuda ham madde konusunu çoktan Avrupa'ya kaptırdınız. Bor madenini bile çıkaramıyoruz. Dünya bizi tir tir titretiyor. Bu ülkenin yeraltı kaynakları borla dolu diyen profesör ve ekibi bir uçak kazasında ölmüştü. Bu ülke o kadar zengin ki, bu halk o kadar akıllı ki, Türk insanı o kadar mantıklı, o kadar vefalı, o kadar yardımsever ki. Sırtınızı millete yaslayın. Millet sırtını size yaslayamıyor. O zaman efelik neymiş görün. Bakın nasıl elinizden tutuyor bu memleket. Bakın bu insanlar nasıl destek oluyor size. Yeter ki vatan millet hayrına eşit bir bölüşüm sağlayın. İşçisiyle, işvereniyle bu ülke ekonomideki istihdamı yakalamak zorunda. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için, sosyal medyada ve ekranlar aracılığıyla bize ulaştığınız için konuklarıma ve de ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yarın saatlerimiz 11'i gösterdiğinde Leyla Apak'la Gündem programında yeniden buluşalım lütfen. Ne için? Hayat haberdir, haber hayattır demek için. Hoşçakalın.